burada bize bir fx parçalı fonksiyonu verilmiş. x küçüktür 0 için fx, x artı 1 olarak tanımlanmış. x büyük eşit 0 için ise fx, kosinüs pi çarpı x olarak verilmiş. Eksi 1'den 1'e kadar fx dx'in belirli integralini de bulmak istiyoruz. Kendi kendinize şunu diyor olabilirsiniz. Bir parçalı fonksiyonda hangi kısmın ters türevini alacağım? Çünkü eksi birden sıfıra kadar x artı biri kullanacağım. Sıfırdan bire kadar ise kosinüs pi çarpı x'i kullanacağım. Aslında doğru düşünüyorsunuz. Bu integrali biraz daha basitleştirmek için evet parçalayacağız. Bu belirli integral aslında şuna eşit olacak. Eksi birden sıfıra fx dx artı 0'dan 1'e fx dx. Peki neden bu eksi 1'den 1'e kadar olan belirli integrali bu şekilde ayırdım? Çünkü x eşittir 0 noktasında fonksiyonumuz değişiyor. fx fonksiyonumuz x artı 1 iken artık kosinüs pi çarpı x oluyor. Yani... Eksi 1 ile 0 aralığına baktığımızda fonksiyonumuz fx eşittir x artı 1. İşte buradaki fx yerine x artı 1 yazıyorum. 0 ile 1 aralığında ise fx fonksiyonumuz eşittir kosinüs px. Buradaki fx'imiz de kosinüs pi çarpı x. Şimdi bu iki integrali ayrı ayrı hesaplayıp toplayacağız. Önce belirli integral eksi 1'den 0'a x artı 1 dx'i. Evet bunu hesaplayalım x artı 1'in ters türevi nedir? x için x kare bölü 2 yazabilirim. Kuvvetini 1 arttırıp arttırılmış sayıya bölüyorum, öyle değil mi? Artı x. Tabii bunun için de aynı şeyi yapabilirdiniz. 1'in x üzeri 0 olduğunu düşünecek olursak, x üzeri 1 bölü 1, yani x'e eşit. Şimdi bu ifadeyi 0 için hesaplayacağım, sonra eksi 1 için hesaplanmış değeri de bundan çıkartacağım. 0 için hesaplayacak olursam, fark bir renkle yapayım bunu. 0'ın karesi bölü 2 artı 0. Buna direkt 0 diyebiliriz. Evet, eksi. Eksi 1 için hesaplanan değeri bulalım. yani eksi eksi 1'in karesi bölü 2 artı eksi 1. Eksi 1'in karesine 1 deriz, 1 bölü 2 artı eksi 1. Burası da eksi 1 bölü 2 yapar. Ancak sıfırdan eksi 1 bölü 2'yi çıkarttığımız için artı 1 bölü 2 yazacağız. Yani burası 1 bölü 2. İşte buradaki ilk kısmın cevabı bu, 1 bölü 2. Şimdi ise sıfırdan 1'e kosinüs pi çarpı x dx'in integralini hesaplamamız gerekiyor. Eğer kosinüs x'in ters türevini bulacak olsaydık bu oldukça kolay olacaktı. Çünkü sinüs x'in evet x'e göre türevinin kosinüs x olduğunu biliyoruz. Ancak buradaki örnekte kosinüs pi çarpı x verilmiş. Burada u dönüşümünü kullanmamız gerek. Peki şöyle düşünelim. Sinüs pi çarpı x'in türevini alıyor olsaydık ne olurdu? Kosinüs pi çarpı x çarpı içerideki fonksiyonun x'e göre türevi yani çarpı pi olacaktı. Sinüs pi x'in türevine pi çarpı kosinüs pi x diyebiliriz. Aşağı yukarı aradığımız fonksiyonu elde ettik. Sadece bir pi'ye ihtiyacımız var. Onun için burayı pi ile çarpıp pi'ye bölsem. Evet bu integralin değeri değişmeyecek. Aynı sayıya çarpıp böldüğünüzde sonuç değişmez. 1 bölü pi çarpı pi evet 1'e eşit. Şu an bu yapı gayet kullanışlı oldu. Çünkü pi çarpı kosinüs pi x'in sinüs pi x'in türevi olduğunu biliyoruz. Peki önce 1 bölü pi'yi yazalım. Tamam çarpı buranın ters türevi yani sinüs pi x. Şimdi bunu x'in 1 ve 0 değerleri için hesaplayacağız. 1 bölü pi çarpı sinüs pi eksi sinüs 0. Evet, sinüs pi'nin değeri 0, sinüs 0'ın değeri de, evet bu da 0. Bu ifadenin tamamı 0'a eşit oldu. İlk kısım 1 bölü 2 idi. İkinci kısmı ise 0 bulduk. Yani bu belirli integralin cevabı 1 bölü 2 eksi 0, yani 1 bölü 2 oldu.